Mardin Ulu Camii'nin önündeyiz şu an. Burası Mardin'in en eski ve en büyük camisi. 1176'da yapımına başlanıp 1199'da tamamlanıyor. Ve yaklaşık 23 yıllık bir yapım süreci var bu caminin. Caminin en büyük özelliği, yani ortalama tarih olarak da 821 yıllık bir 22 yıllık bir camideyiz. Ve caminin en büyük özelliği, cami Anadolu'nun ilk çifte minareli camisi olarak geçer. Ama şu an tek minare var. Burası ilk inşa edildiği zaman iki minareli olarak inşa edilir. Biri batıda, biri de doğuda olmak üzere. Batıdaki minaresi yıkılır. Yıkılışın iki rivayeti var. Birinci rivayet Yıldırım çarpması sonucu. İkinci rivayet ise Yıldırım Beyazıt ve Timur arasında geçen Ankara Savaşı'ndan sonra Timur bu yol üzerinde Mardin'e de gelir. Mardin'in şehri kuşatır ama kaleyi alamaz. Kaleyi alamadığından dolayı şehri yağmalar ve bunlar arasında Ulu Cami'nin minaresi de zarar görür. Ve şu anki minare ise az zarar görür. Hicri 1306, miladi 1885'te bazı kaynaklarda bir Ermeni usta olan mimarbaşı Serkis Binnöle tarafından yapıldığı söylenir. Bazı kaynaklarda da bir Süryani usta olan Yakup El-Hadeye tarafından yapıldığı söylenir. Ve halk arasında bir rivayete göre de bu ustalardan biri, hangisi yapmışsa artık, minareyi yaptığı zaman İslamiyet'i kabul eder. Ve yaptığında ise şehadet parmağını ele alarak 3 bölümde inşa eder. Ve baktığınız zaman da minare zaten tam bir şehadet parmağı şeklinde, Allah, Muhammed ve kitaplar şeklindedir. Yani bir parmağın 3 buğumu şeklindedir. Minarenin özelliği üzerindeki Kufi ve Sülüs yazılarıdır. Kufi yazısı Kufe şehrinden gelme bir yazı stili. Evet, hemen karşıdaki bu büyükçe olan yazı. Kufe şehrinden gelme bir yazı stili, hareketsiz ve köşeli bir yazıdır. Ve ilk olarak Hazreti Ali döneminde resmileşmiş bir yazı şeklidir. Kısacası Arap alfabesinin geometrik şekilde yazılışı. Burada Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet-i kerime yer alır. Talak suresine geçen bir ayet. Talak suresi aslında talak kelimesinin anlamı ayrılmak, boşanmak anlamına gelir. Karı kocanın boşanmasındaki esasların yer aldığı bir ayet-i kerimedir. Bu da onun içerisinden alınmış bir suredir. Bu onun içerisinden alınmış bir ayet-i kerime. Çünkü bu ayet o kadar anlamlıdır ki her yerde kullanılabilir bir ayettir. Arapçası ve men yetevekkel alallahi ife ve hesbuhu. Yani ve her kim ki Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Buraya yazılma amacı, burası çarşıya çıkan merkezi bir yoldu. Çarşıya inen ve çıkan esnaf bu yazıyla karşılaşırdı. Allah'a tevekkül etmeyi ve Allah sayesinde rızık kazandıktan unutmayıp işlerine dürüst olmalarıyla yazılmış bir hatırlatma, bir uyarıdır. Hemen bir üstte yine Kufi yazısıyla kare içerisinde kelime-i tevhid yer alıyor. Orada ise La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Onun bir üzerinde kemer var. Minareyi çevreleyen bir kemer. Birinci kemer. Birinci kemer. Orada Ayetel Kürsi yer almakta, Sülüs yazısıyla yazılmış. Kemerin üzerinde damlalar var. Damlalar içerisinde bir damla daha, içinde Muhammed, etrafında ise 4 halifenin ismi yer almakta. Damlanın üst kısmında ise hilaller var. Hilaller içerisinde ise Allah yazmaktadır. Şimdi damla bölgede çok sık kullanılan bir motiftir. Çünkü damla rahmet ve bereketi simgeler. Burada damlanın hemen üzerine hilal içerisinde Allah motifini işlemelerinin sebebi ise rahmet ve bereketin Allah'tan geldiğini simgelemek amaçlıdır. Ve damlaların bir üzerindeki bölümde yuvarlaklar var. O yuvarlaklar içerisinde bir yuvarlak daha, içinde Allah Muhammed, etrafında ise hayattayken cennette müjdelenen ilk 10 sahabenin ismi yer almakta. Yani aşeren beşerin ismi. Ve minarenin en üst kısmında ise kapı motifleri yer alır. Orada ise toplam 8 kapı motifi vardır. Bu da cennetin 8 kapısını simgelemekte. Yani kısacası burada anlatılmak istenen, burada yazılan yazılar üzerinde, ayetler üzerinde, kelime-i tevhid üzerinde, Peygamber Efendimiz, 4 halife ve sahabelerin yolunda gidersen en üstteki 8, cennetin 8 kapısından birinden girmeyi kazanırsın. Evet. Peki Ayetel Kürsi 3 boğumda da Ayetel Kürsi mi var? Yok. Diğer 2 boğumda süsleme var sadece. Evet. Minare 52 metre 144 basamaklıdır içeriden. Şimdi caminin içini gördünüz mü bilmiyorum. Cami içerisi de iç mimarisi diğer camilere göre farklıdır. Şimdi cami, buradaki cami mimarileri, daha bölge camilerin mimarileri bizim alışkın olduğumuz batı camilerine nazaran daha farklıdır. Genelde bizim alışmış olduğumuz cami planları nasıldır? Dikine dikdörtgendir. Bu bölgedeki camiler enine bir planla inşa edilir. Enine olmasının sebebi, İslamiyet inancına göre ön safta namaz kılmanın faziletinin, sevabının daha fazla olduğuna inanıldığından dolayı camileri uzunlamasına değil de enine yapıyorlar ki tüm cemaat ön saflarda yer alsın diye. Ve aynı zamanda buradaki camilerin çoğunda
içeride ya medreseler, cami, medreselerde iki mescit olur, camiler içerisinde iki ayrı mihrap olur. Bunun sebebi ise bölgede Şafi ve Hanefi mezhebin olmasından dolayı. Şafi bölümü burada mesela Ulu Cami'de içeriye girdiğiniz minberin sağ tarafında büyük olan bölümdür. Hanefi bölümü minberin sol tarafında küçük olan bölümdür. Şafi bölümü daha büyük olmasının sebebi Şafilerin bölgede daha yoğunlukta olmasından kaynaklanır. Tabii şimdi Şafi ve Hanefi denildiği zaman insan aklına genellikle hep farklı şeylermiş, farklı mezheplermiş gibi gelir. Aslında Şafiler ve Hanefiler aynı kola bağlılar. İkisi de Sünnidir. Ama Şafi ile Hanefi arasındaki farklılık nedir? İkisi de aynı şeylere inanır. Sadece Şafilerde sünneti kılsan da olur, kılmasan da olur. Uygulamada farklılıklar var. Bir de abdest almada. Abdest bozulmasında daha doğrusu. Yine abdest alma şekli aynıdır. Sadece Şafi'de bayanın eli erkeğe değdiği mi abdest bozulur veya onlar köpeğe yaklaşamazlar abdestiyken abdestleri bozulur. Hanefi'de ise en ufak bir kanamada abdest bozulur. Ve bizim ülkemizde bunun ikiye ayrılmasının sebebi, yani ikiye dediğim batı illerinde daha çok Hanefi, doğu illerinde daha çok Şafi'nin olmasının sebebi ise biraz da o coğrafik özelliklerden ve insanların uğraşmış olduğu işlerinden kaynaklanıyor. Batı illerin bu bölgede, doğu illerinde genelde halk neyle uğraşıyor? Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bu yüzden de sürekli kırsaldalar ve yaralanma imkanları çok fazla, durumları çok fazla ve dağda bayırda bir bayandan karşılaşma durumları da çok düşük. O yüzden bu bölgenin halkı genel olarak dediğim bu durumdan dolayı Şafi mezhebini daha çok tercih etmiştir. Ama aralarında hiçbir farklılık yoktur. Caminin boyutları hakkında bir fikrimiz var. Yani kesin bir net bilgim yok. Kaç kişilik en azından 2000-3000? Yani yaklaşık 2000 kişiye yakın bir kapasitesi. Evet, farkı da dediğin gibi enlemesine uzun. Aynen. Bir dikdörtgen halini almış. Evet. Şimdi bir de cami... Şu kubbe içeriden belli olmuyor. Kubbe içeriden yuvarlak. Daire şeklinde görünüyor ama dışarıdan baktığınızda çok güzel işlemeli bir karpuz dilimi mi diyelim, limon sıkacağı mı diyelim. Biz burada daha çok karpuz dilimini kullanıyoruz. Bu aslında bir simge haline de gelmiştir. Artukların bir simgesi haline gelmiş. Dediğim gibi burası da Artuklu eseridir. Artukların 4. Sultanı Kutbettin İlgazi tarafından inşa ediliyor. Bu yüzden bu bölgedeki hükümdarlık süren beyliklerin, devletlerin çoğunun bir simgesi yer alıyor. Artuklar burada çok uzun yıllar kaldığı için ve çok ciddi işler yaptıkları için bu bölgede, özellikle Mardin'de Artukların simgesi bu şekilde, karpuz dilimi şeklindedir. Eğer bu simgeyi oraya yansıtmışlar. Bir yere gittiniz mi kubbe ve minare başları dilim dilimse, eğer orası bir İslami dönem eseri, çünkü bunu kiliselerde de görebilirsiniz. Eğer İslami dönem eseri ise kubbe ve minare başları bu şekildeki gibi dilim dilimse, orası büyük ihtimalle Artuklu yapısıdır. Eğer kubbe yuvarlak, minare külah şeklinde ise Selçuklu veya Osmanlı yapısıdır. Artukların bölgede karpuz dilimini kullanmalarının sebebi ise bölgesel bir simge olarak kullanılmış. Karpuz diliminin, karpuzun bölgede çok yetiştirilmesinden dolayı. Bir şey daha soracağım. Kuşlar genelde hep orada. Güvercinler. Yani yem falan mı var? Neden hep oradalar? Yok, hani öyle güvenli bölge. Güvenli bölge olduğu içindir büyük ihtimalle. Onlar da bir simge olmuşlar. Hep kuşlar orada.